Bu saldırının ardından güvenlik en üst düzeye çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da yabancı ülkelerde çelik yelek giyebileceği açıklandı. Fransa'da Rusya'ya yapılan saldırının ardından güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Karar Rusya'daki terör saldırısının ardından geldi. Cumhurbaşkanı Elize Sarayı'nda üst düzey güvenlik ve savunma konseyini topladı. Zirvenin ardından ülkede güvenlik önlemlerinin acil saldırı koduyla en üst seviyeye yükseltilmesi kararlaştırıldı. Bu örgütün Horasan kolu. Son aylarda Fransız topraklarında birçok saldırı girişiminde bulundu. Örgütün Rusya'da, birkaç ay önce de Türkiye'de ve daha önce de Fransa'da gerçekleştirdiği girişimleri dikkate alarak Vigipirat planını en yüksek seviyeye çıkarma kararımız tutarlıdır. Fransa Cumhurbaşkanı, Rusya'nın saldırıya ilişkin Ukrayna'yı suçlayan açıklamalarına da tepki gösterdi. Bölgedeki ortaklarımızın yanı sıra Rusya'ya da istihbarat konusunda işbirliğini arttırma önerimizi sunduk. Her türlü araçsallaştırmaya veya çarpıtmaya karşı dikkatli olmalıyız. Ama aynı zamanda talepkar ve verimli de olmalıyız. Biz bu ruhla ilerliyoruz ve Rusya'nın da aynısını yapacağını umuyorum. Bu yeni kararla askerlerin de ağır silahlarla kent içinde görev yapmasının yolu açıldı. Okullar, dini mekanlar, alışveriş merkezleri gibi kamusal alanlarda koruma önlemleri en üst seviyeye çıkarılıyor. Öte yandan Cumhurbaşkanlığının resmi fotoğrafçısının çektiği ve geçtiğimiz hafta dünya medyasında geniş yankı bulan boks eldivenleriyle mücadeleye hazır bir Macron imajına yeni bir boyut eklendi. Marianne dergisine göre Rusya aleyhindeki açıklamalarıyla Moskova'nın tepkisini çeken Macron'un yaz aylarından bu yana koruma ekibi güçlendirildi. Özellikle kalabalıklar içinde ve yurt dışında Cumhurbaşkanı'nın çelik yelek giymesi gibi bir dizi yeni uygulamaya geçildi.